Beşinci dal. Beşinci dalın beş meyvesi var. Birinci meyve. Ey nefis perest nefsim, ey dünya perest arkadaşım. Muhabbet şu kainatın bir sebebi vücududur. Hem şu kainatın rabıtasıdır. Hem şu kainatın nurudur, hem hayatıdır. İnsan kainatın en cami bir meyvesi olduğu için, kainatı istila edecek bir muhabbet, o meyvenin çekirdeği olan kalbine derc edilmiştir. İşte şöyle nihayetsiz bir muhabbete layık olacak, nihayetsiz bir kemal sahibi olabilir. İşte ey nefis ve ey arkadaş! İnsanın havfe ve muhabbete alet olacak iki cihaz fıtratında derc olunmuştur. Alâ külli hal o muhabbet ve havf ya halka veya halika müteveccih olacak. Halbuki halktan havf ise elin bir beliyedir. Halka muhabbet dahi belalı bir musibettir. Çünkü sen öylelerden korkarsın ki sana merhamet etmez veya senin istirhamını kabul etmez. Şu halde havf elin bir beladır. Muhabbet ise sevdiğin şey ya seni tanımaz, Allah'a ısmarladık demeyip gider, gençliğin ve malın gibi, ya muhabbetin için seni tahkir eder. Görmüyor musun ki mecazi aşıklarda %99'u maşukundan şikayet eder. Çünkü samet aynası olan batını kalb ile sanem misal dünyevi mahbuplara perestiş etmek, o mahbupların nazarında sakildir ve istiskal eder, reddeder. Zira fıtrat, fıtri ve layık olmayan şeyi reddeder, atar. Şehvani sevmekler bahsimizden hariçtir. Demek sevdiğin şeyler ya seni tanımıyor, ya seni tahkir ediyor, ya sana refakat etmiyor. Senin rağmına müfarakat ediyor. Madem öyledir, bu havf ve muhabbeti öyle birisine tevcih et ki, senin havfın lezzetli bir tezellül olsun, muhabbetin zilletsiz bir saadet olsun. Evet, Halık-ı Zülcelal'inden havf etmek, onun rahmetinin şefkatine yol bulup iltica etmek demektir. Havf bir kamçıdır. Onun rahmetinin kucağına atar. Malumdur ki bir valide, mesela bir yavruyu korkutup sinesine celbediyor. O korku, o yavruya gayet lezzetlidir. Çünkü şefkat sinesine celbediyor. Halbuki bütün validelerin şefkatleri, rahmet-i ilahiyenin bir lemasıdır. Demek havfullah'ta bir azim lezzet vardır. Madem havfullah'ın böyle lezzeti bulunsa, muhabbetullah'ta ne kadar nihayetsiz lezzet bulunduğu malum olur. Hem Allah'tan havf eden, başkalarının kasavetli, belalı havfından kurtulur. Hem Allah hesabına olduğu için, mahlukata ettiği muhabbet dahi firaklı, elemli olmuyor. Evet, insan evvela nefsini sever, sonra akarebini, sonra milletini, sonra zihayat mahlukları, sonra kainatı, dünyayı sever. Bu dairelerin her birisine karşı alakadardır. Onların lezzetleriyle mütelezziz ve elemleriyle müteellim olabilir. Halbuki şu her cümerci alemde ve rüzgar deveranında hiçbir şey kararında kalmadığından biçare kalbi insan her vakit yaralanıyor. Elleri yapıştığı şeylerle o şeyler gidip ellerini paralıyor, belki koparıyor. Daima ızdırap içinde kalır yahut gaflet ile sarhoş olur. Madem öyledir ey nefis, aklın varsa bütün o muhabbetleri topla, hakiki sahibine ver, şu belalardan kurtul. Şu nihayetsiz muhabbetler, nihayetsiz bir kemal ve cemal sahibine mahsustur. Ne vakit hakiki sahibine verdin, o vakit bütün eşyayı onun namıyla ve onun aynesi olduğu cihetle ızdırapsız sevebilirsin. Demek şu muhabbet, doğrudan doğruya kainata sarf edilmemek gerektir. Yoksa muhabbet en leziz bir nimet iken, en elin bir nıkmet olur. Bir cihet kaldı ki, en mühimi de odur ki, ey nefis, sen muhabbetini kendi nefsine sarf ediyorsun. Sen kendi nefsini kendine mabut ve mahbub yapıyorsun. Her şeyi nefsine feda ediyorsun. Adeta bir nevi rububiyet veriyorsun. Halbuki muhabbetin sebebi ya kemaldir, zira kemal zatında sevilir, yahut menfaattir, yahut lezzettir veyahut hayriyettir. Ya bunlar gibi bir sebep tahtında muhabbet edilir. Şimdi ey nefis, birkaç sözde kat'i ispat etmişiz ki, asıl mahiyetin kusur, naks, fakr, acizden yoğrulmuştur ki, zulmet karanlığın derecesi nispetinde nurun parlaklığını gösterdiği gibi, zıddiyet itibariyle sen, onlarla Fatır-ı Zülcelal'in kemal, cemal,
kudret ve rahmetine aynadarlık ediyorsun. Demek ey nefis, nefsine muhabbet değil belki adavet etmelisin veyahut acımalısın veyahut mutmainne olduktan sonra şefkat etmelisin. Eğer nefsini seversen, çünkü senin nefsin lezzet ve menfaatin menşeidir, sen de lezzet ve menfaatin zevkine meftunsun, o zerre hükmünde olan lezzet ve menfaati nefsiyeyi nihayetsiz lezzet ve menfaatlere tercih etme. Yıldız böceği gibi olma. Çünkü o bütün ahbabını ve sevdiği eşyayı karanlığın vahşetine gark eder. Nefsinde bir lemacık ile iktifa eder. Zira nefsi olan lezzet ve menfaatinle beraber bütün alakadar olduğun ve bütün menfaatleriyle intifa ettiğin ve saadetleriyle mesut olduğun mevcudatın ve bütün kainatın menfaatleri, nimetleri, iltifatına tabi bir mahbub ezeliyi sevmekleyin lazımdır. Ta hem kendinin hem bütün onların saadetleriyle mütelezziz olasın. Hem kemal-i mutlakın muhabbetinden aldığın nihayetsiz bir lezzeti alasın. Zaten sana, sende, senin nefsine olan şedid muhabbetin, onun zatına karşı muhabbeti zatiyedir ki, sen suyu istimal edip kendi zatına sarf ediyorsun. Öyleyse nefsindeki eneyi yırt, hüveyi göster. Ve kainata dağınık bütün muhabbetlerin, onun esma ve sıfatına karşı verilmiş bir muhabbettir. Sen suyu istimal etmişsin, cezasını da çekiyorsun. Çünkü yerinde sarf olunmayan bir muhabbeti gayrimeşruanın cezası, merhametsiz bir musibettir. Rahmanur Rahim ismiyle, hurilerle müzeyyen, cennet gibi senin bütün arzularına cami bir meskeni, senin cismani hevesatına ihzar eden ve sair esmasıyla senin ruhun, kalbin, sırrın, aklın ve sair letaifin arzularını tatmin edecek ebedi ihsanatını o cennette sana müheyya eden ve her bir isminde manevi çok hazineyi ihsan ve kerem bulunan bir mahbub-ı ezeliğinin elbette bir zerre muhabbeti kainata bedel olabilir. Kainat onun bir cüz'i tecelli muhabbetine bedel olamaz. Öyleyse o mahbub-ı ezeliğinin kendi Habibine söylettirdiği şu ferman-ı ezeliyi dinle, ittiba et. İn kuntum tuhibbunallaha fettebi'uni yuhbibkumullah. İkinci meyve. Ey nefis! Ubudiyet mukaddime-i mükafat-ı lahika değil, belki netice-i nimet-i sabıkadır. Evet, biz ücretimizi almışız. Ona göre hizmetle ve ubudiyetle muvazzafız. Çünkü ey nefis, hayr mahz olan vücudu sana giydiren Halık-ı Zülcelal, sana iştihalı bir mide verdiğinden, Rezzak ismiyle bütün matumatı bir sofra-yı nimet içinde senin önüne koymuştur. Sonra sana hassasiyetli bir hayat verdiğinden, o hayattaki bir mide gibi rızık ister. Göz, kulak gibi bütün duyguların eller gibidir ki, ruh-i zemin kadar geniş bir sofra-yı nimeti o ellerin önüne koymuştur. Sonra manevi çok rızık ve nimetler isteyen insaniyeti sana verdiğinden, alem mülk ve melekut gibi geniş bir sofrayı nimet, o mide-i insaniyetin önüne ve aklın eli yetişecek nispette sana açmıştır. Sonra nihayetsiz nimetleri isteyen ve hadsiz rahmetin meyveleriyle tegaddi eden ve insaniyet-i kübra olan İslamiyeti ve imanı sana verdiğinden, daire-i mümkünat ile beraber, Esma-i Hüsna ve Sıfat-ı Mukaddesenin dairesine şamil bir sofra-yı nimet ve saadet ve lezzet sana fethetmiştir. Sonra imanın bir nuru olan muhabbeti sana vermekle gayr-ı mütenahi bir sofra-yı nimet ve saadet ve lezzet sana ihsan etmiştir. Yani cismaniyetin itibariyle küçük, zayıf, aciz, zelil, mukayyet, mahdut bir cüzsün. Onun ihsanıyla cüz'i bir cüzden külli bir küllü nurani hükmüne geçtin. Zira hayatı sana vermekle cüz'iyetten bir nevi külliyete ve insaniyeti vermekle hakiki külliyete ve İslamiyeti vermekle ulvi ve nurani bir külliyete ve marifet ve muhabbeti vermekle muhit bir nura seni çıkarmış. İşte ey nefis, sen bu ücreti almışsın. Ubudiyet gibi lezzetli, nimetli, rahatlı, hafif bir hizmetle mükellefsin. Halbuki buna da tembellik ediyorsun. Eğer yarım yamalak yapsan da, güya eski ücretlere kâfi gelmiyormuş gibi, çok büyük şeyleri mütehakkimane istiyorsun. Ve hem niçin duam kabul olmadı diye nazlanıyorsun.
Evet, senin hakkın naz değil, niyazdır. Cenab-ı Hak cenneti ve saadet-i ebediyeyi mahz-ı fazl ve keremiyle ihsan eder. Sen daima rahmet ve keremine iltica et. Ona güven ve şu fermanı dinle. قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ Eğer desen, şu külli, hadsiz nimetlere karşı nasıl şu mahdut ve cüz'i şükrümle mukabele edebilirim? El cevap, külli bir niyetle, hadsiz bir itikad ile. Mesela nasıl ki bir adam 5 kuruş kıymetinde bir hediye ile bir padişahın huzuruna girer ve görür ki her biri milyonlara değer hediyeler makbul adamlardan gelmiş, orada dizilmiş. Onun kalbine gelir, benim hediyem hiçtir, ne yapayım? Birden der, ey seyyidim, bütün şu kıymetdar hediyeleri kendi namıma sana takdim ediyorum. Çünkü sen onlara layıksın. Eğer benim iktidarım olsaydı, bunların bir mislini sana hediye ederdim. İşte hiç ihtiyacı olmayan ve raiyetinin derece-i sadakat ve hürmetlerine alamet olarak hediyelerini kabul eden o padişah, o biçarenin o büyük ve külli niyetini ve arzusunu ve o güzel ve yüksek itikat liyakatını en büyük bir hediye gibi kabul eder. Aynen öyle de aciz bir abd namazında ettahiyyatu lillah der. Yani bütün mahlukatın hayatlarıyla sana takdim ettikleri hediye-i ubudiyetlerini ben kendi hesabıma umumunu sana takdim ediyorum. Eğer elimden gelseydi onlar kadar tahiyeler sana takdim edecektim. Hem sen onlara hem daha fazlasına layıksın. İşte şu niyet ve itikat pek geniş bir şükrü külliğidir. Nebatatın tohumları ve çekirdekleri onların niyetleridir. Hem mesela kavun kalbinde nüveler suretinde 1000 niyet eder ki, ya Halık'ım, senin Esma-i Hüsna'nın nakışlarını yerin birçok yerlerinde ilan etmek isterim. Cenab-ı Hak gelecek şeylerin nasıl geleceklerini bildiği için onların niyetlerini bilfiil ibadet gibi kabul eder. Müminin niyeti amelinden hayırlıdır, şu sırra işaret eder. Hem Subhaneke ve bihamdike adede halgike ve rida nefsik ve zinete arşike ve midadi kelimatik ve nusebbihuke bi cemii tesbihati enbiyaike ve evliyaike ve melaiketik gibi hadsiz adetle tesbih etmenin hikmeti şu sırdan anlaşılır. Hem nasıl bir zabit bütün neferatının yekun hizmetlerini kendi namına padişaha takdim eder, öyle de mahlukata zabitlik eden ve hayvanat ve nebatata kumandanlık yapan ve mevcudat-ı arziyeye halifelik etmeye kabil olan ve kendi hususi aleminde kendini herkese vekil telakki eden insan, İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn der. Bütün halkın ibadetlerini ve istihanelerini kendi namına Mâbudu Zülcelal'e takdim eder. Hem Sübhâneke bi cemî tesbihâti cemî mahlukâtik ve bi elsineti cemî masnuâtik der. Bütün mevcudatı kendi hesabına söylettirir. Hem Allahümme salli ala Muhammedin biadet zerratil kainat ve mürekkebatiha der, her şey namına bir salavat getirir. Çünkü her şey Nuru Ahmedi aleyhissalatu vesselam ile alakadardır. İşte tesbihatta, salavatlarda, hadsiz adetlerin hikmetini anla. Üçüncü meyve. Ey nefis! Az bir ömürde hadsiz bir amel-i uhreviyi istersen ve her bir dakikayı ömrünü bir ömür kadar faydalı görmek istersen ve adetini ibadete ve gafletini huzura kalbetmeyi seversen, sünnet-i seniyeye ittiba et. Çünkü bir muamele-i şeriyeye tatbik-i amel ettiğin vakit bir nevi huzur veriyor, bir nevi ibadet oluyor. Uhrevi çok meyveler veriyor. Mesela bir şeyi satın aldın. İcap ve kabul-i şeriyeyi tatbik ettiğin dakikada, o adi alışverişin bir ibadet hükmünü alır. O tahattur-u hükmü şer'i bir tasavvur-u vahiy verir. O dahi şari'yi düşünmekle bir teveccüh-i ilahi verir. O dahi bir huzur verir. Demek sünnet-i seniyeye tatbik amel etmekle bu fani ömür baki meyveler verecek ve bir hayat-ı ebediyeye medar olacak olan faydalar elde edilir. فَاَمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيُّ الْاُمِّيِّ الَّذ۪ي يُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ Fermanını dinle.
şeriat ve sünnet-i seniyenin ahkamları içinde cilveleri intişar eden Esma-i Hüsna'nın her bir isminin feyzi tecellisine bir mazhar-ı cami olmaya çalış. Dördüncü meyve. Ey nefis! Ehli dünyaya, hususan ehli sefate, hususan ehli küfre bakıp, sure-i zinet ve aldatıcı gayrimeşru lezzetlerine aldanıp taklit etme. Çünkü sen onları taklit etsen, onlar gibi olamazsın. Pek çok sukut edeceksin. Hayvan dahi olamazsın. Çünkü senin başındaki akıl meş'um bir alet olur. Senin başını daima dövecektir. Mesela nasıl ki bir saray bulunsa, büyük bir dairesinde büyük bir elektrik lambası bulunur. O elektrikten teşavüp etmiş ve onunla bağlı küçük küçük elektrikler küçük menzillere taksim edilmiş. Şimdi birisi o büyük elektrik lambasının düğmesini çevirip ziyayı kapatsa, bütün menziller derin bir karanlık içine ve bir vahşete düşer. Ve başka sarayda büyük elektrik lambasıyla merbut olmayan küçük elektrik lambaları her menzilde bulunuyor. O saray sahibi, büyük elektrik lambasının düğmesini çevirerek kapatsa, sair menzillerde ışıklar bulunabilir, onunla işini görebilir, hırsızlar istifade edemezler. İşte ey nefsim, birinci saray bir Müslümandır. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam, onun kalbinde o büyük elektrik lambasıdır. Eğer onu unutsa, el-iyazu billah kalbinden onu çıkarsa, hiçbir peygamberi daha kabul edemez. Belki hiçbir kemalatın yeri ruhunda kalamaz. Hatta Rabbini de tanımaz. Mahiyetindeki bütün menziller ve latifeler karanlığa düşer ve kalbinde müthiş bir tahribat ve vahşet oluyor. Acaba bu tahribat ve vahşete mukabil hangi şeyi kazanıp ünsiyet edebilirsin? Hangi menfaati bulup o tahribat zararını onunla tamir edersin? Halbuki ecnebiler o ikinci saraya benzerler ki, Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselamın nurunu kalplerinden çıkarsalar da kendilerince bazı nurlar kalabilir veya kalabilir zannederler. Onların manevi kemalat ahlakiyelerine medar olacak Hazreti Musa ve İsa aleyhisselama bir nevi imanları ve halıklarına bir çeşit itikatları kalabilir. Ey nefse emmare! Eğer desen, ben ecnebi değil hayvan olmak isterim. Sana kaç defa söylemiştim, hayvan gibi olamazsın. Zira kafandaki akıl olduğu için o akıl geçmiş elemleri ve gelecek korkuları tokadıyla senin yüzüne, gözüne, başına çarparak dövüyor. Bir lezzet içinde bin elem katıyor. Hayvan ise elemsiz güzel bir lezzet alır, zevk eder. Öyleyse evvela aklını çıkar at, sonra hayvan ol. Hem kel-en'ami belhum edal sille-i te'dibini gör. Beşinci meyve. Ey nefis! Mükerreren söylediğimiz gibi insan şecere-i hılkatin meyvesi olduğundan meyve gibi en uzak ve en cami ve umuma bakar ve umumun cihetül vahdetini içinde saklar bir kalp çekirdeğini taşıyan ve yüzü kesrete, fenaya, dünyaya bakan bir mahluktur. Ubudiyet ise onun yüzünü fenadan bekaya, halktan hakka, kesretten vahdete, müntehadan mebdeye çeviren bir hayt-ı vuslat yahut mebde ve münteha ortasında bir noktayı ittisaldir. Nasıl ki tohum olacak kıymettar bir meyve-i zişur, ağacın altındaki zîruhlara baksa, güzelliğine güvense, kendini onların ellerine atsa veya gaflet edip düşse, onların ellerine düşecek, parçalanacak, adi bir tek meyve gibi zayi olacak. Eğer o meyve noktayı istinadını bulsa, içindeki çekirdek, bütün ağacın cihetül vahdetini tutmakla beraber ağacın bekasına ve hakikatinin devamına vasıta olacağını düşünebilse, o vakit o tek meyve içinde bir tek çekirdek, bir hakikat-ı külliye-i daimeye, bir ömrü baki içinde mazhar oluyor. Öyle de insan eğer kesrete dalıp, kainat içinde boğulup, dünyanın muhabbetiyle sersem olarak fanilerin tebessümlerine aldansa, onların kucaklarına atılsa elbette nihayetsiz bir hasarete düşer. Hem fena, hem fani, hem ademe düşer. Hem manen kendini idam eder. Eğer lisan-ı Kur'an'dan kalp kulağıyla iman derslerini işitip başını kaldırsa, vahdete müteveccih olsa, ubudiyetin miracıyla arş-ı kemalata çıkabilir, baki bir insan olur. Ey nefsim! Madem hakikat böyledir,
ve madem milleti İbrahimiyye'densin aleyhisselam, İbrahim vari la uhibbul afilin de ve mahbubu bakiye yüzünü çevir ve benim gibi şöyle ağla. Buradaki Farisi beyitler 17. sözün ikinci makamında yazılmakla burada yazılmamıştır.